Merhaba kızlar. Bugün Pendik Cumartesi pazarındayız. Bugün size bu pazarı tanıtacağım. Bakalım neler bulacağız. Hadi birlikte gezelim. Çeşit çeşit tokalar var burada. Eşofmanlar, tişörtler, iç çamaşırları. Bak şu yeşiller. Bu pazar hakkında çok fazla övgülü mesaj aldım ki zaten ben de çok güzel olduğunu daha önce duymuştum. Çok eminim buradan çok güzel şeyler bulacağımıza. Yine tahta kaşıklar, oyuncaklar, çocuk oyuncağı var mı pazarda diye çok soruyorsunuz. Burada gördüm. Normalde gittiğim pazarlarda çok fazla rastlamıyorum oyuncaklara. Burada bu tezgahta yine bir sürü çocuk ürünleri var. Erkek gömlekleri de soruluyor. Erkek gömlek, tişört yine var. Atalay gömlek diyor atıyorum. 120 TL, 85 TL fiyatlarla. 50 TL'ye çeşit çeşit şallar ve başörtüleri var. Perdeler, çoraplar. Yine erkek gömlekleri. Ben çok bu kadar yani ilk sıradan bahsediyorum. Sahilden girdiğimizdeki ilk sıra burası. Bu birinci sıra olmasına rağmen çok fazla erkek ürünü gördüm. Büyük beden iç çamaşırları yine. Lastikler böyle daha çok züccaciye oluyor sanırım. Evet, züccaciye ürünleri de var. Terlikler 50 TL civarı şu an gördüm. Tesettür bayan giyimleri. Tişörtler 35 TL. Hoş. Parfümler. Parfümü her pazarda görüyorum. Hala ilk sıranın devamındayız. Çok fazla büyük bir pazar burası. Çok büyük ve ferah bir pazar. Aynı zamanda sıkışık bir pazar değil. Mesela ben alacağım ürünlerin bir kısmını deniyorum biliyorsunuz. Şimdi onları denerken o kadar fazla sıkılmayacağım. Çocuk ayakkabıları. Yine eşarplar. 20 TL diyor eşarp. Hatta çekebilirsiniz. Eşarplar 20 TL. Yine erkek ürünleri, erkek gömlekleri. Yelekler. Uzun etekler. Takılar. Bak 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 bak. Ve tezgah 10 TL. Şimdi bana bunun ikinci el olduğunu ispatlar mısınız? Ne kadar güzel kotlar. Parıl parıl parlıyor. Bunun neresi ikinci el? 10 TL ya bedava. Çok şaşkınım şu an. Evet. Birkaç tane almam lazım. Abi 10 TL değil mi bu tezgah? Yazıyor orada. Tamam. Gerçekten. Hepsi 10 TL. Mesela böyle defoları oluyor arkadaşlar. Onun için bunu 10'a koymuş. Defosuz bulma şansınız da çok yüksek. Evet. Evet. Defosuz aradığınız sürece erkek de var bakın. Defosuz ararsanız bulursunuz. Çünkü karışıyor. Bakıyorum bu büyük. 40 beden bir pantolon mesela. Bunu dolabım için alabilirim. Ama bu defoluymuş gördüm. Birkaç beden kot. Bunların hep arkasında defo var. Bakıyorum. Çok hoşmuş. Bu hiç de defosu falan var. Şuraya yazmışlar böyle açık renkli. Ama ben gördüm. On liradan birkaç parça bir şey aldım. Bakın şunlar hep 200 lira falan oluyor ya dışarıda.
başka pazarlarda bile. Ne kadar abi bu terlikler? 25 TL'ymiş bu terlikler. Çeşit çeşit. Renk renk. Vallahi çok iyi bakayım. Çok iyi. Şöyle bir devam edelim. Daha sonra alacağım. Şimdi önce size pazar tanıtım videomu çekeyim. Yine müzik ses cihazları, eşofmanlar, şortlar, telefon ekran değişimi, telefon tutacağı, yine teknolojik şeyler de var. Şurada bir dökme tezgah var. Herkes toplanmış. Çok soracağım, merak ettim. Ne kadar bu tezgah? 50 miymiş? Ay, 50 liraymış arkadaşlar bu tezgah. Neler var yine bir bakalım. Atıyorum. Çok güzel bir elbise. Etiketi üstünde yine. Bakın. Pantolonlar. Yine çok güzel. Yine bu pantolon da evet çok güzel. 50 TL ama yani. Şu tulumun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kaç beden? S beden. S beden için biraz büyük değil mi ya? Şu poşet şurada dursun bakayım. Değil mi? Allah Allah. Alayım o zaman bunu. Yerim belki. Bu pazar tanıtım videosu olduğu için dolap ürünlerini birazdan alacağım. Abi, şunu alabilir miyim? Aynen öyle. Buradaki pazarcı abiler birazcık şey, yorgun ve kaba galiba. Ama ne yapsınlar, insanlarla tüm gün uğraşıyorlar. Bakın yine elbiseler, çok güzel hepsi. Şuna vereyim parayı. Kot olunca kaçıramıyorum arkadaşlar. Kotlar çünkü çok pahalı. Ben buluyorum ama kot tulum 50 lira ne demek? Abi. Hadi gelin bakalım. Aa, poşeti. Dış ses. Poşetini de unutmuyor. Her şeyi hallediyor. Ay yine kot ceketçi. Ay. Kot ceketler ne kadar? 150 mi? Kot ceketler 150 TL'ymiş. Çantalar 50 TL'ye indirime girdi diyor. Ben dışarıdan gördüm, 40 TL'ye de indirime girdi diye bir tezgah vardı. O yüzden çantacıya atlamıyorum. Bir de buradaki insanlar hep tepiş tepiş birazcık itiyorlar beni. Aslında çok geniş bir pazar. Demek ki insanlar burada o kadar rahatlığa alışmış ki bizim oradakiler şey geliyor. Sıkış tıkış geliyor. Ne? Boxer'lar. Boxer'lar ne kadar pahalı. Birinci sırayı bitireceğiz inşallah. Şuradaki parçacı dökme de 100 TL. Pahalı. Ürünleri birazcık gördüm. Çok cazip gelmedi. Pardon. Hocam bu küçük numara. İkinci sıraya girdik arkadaşlar. Demin birinci sıradaydık. Şimdi yine çoraplar, parfümler, tokalar, montlar. Çocuk şapkaları, havlular. Ay benim de havluya ihtiyacım var. Havlu almak, gömlek. Yine dökme tezgah seçal 40 TL. Tişört ve eşofman altı var yoğunluk olarak. Ama böyle ben şu an size tanıtıyorum diye geçiyorum. Ben tanıtıp geçmiyorum arkadaşlar. Ben bakıyorum iyice içine. Mesela 20 TL'lik bir tezgah. Tişörtler var burada da. Ayalar, Sara'dan, Koton'dan. Evet abi söylüyor bak hepsi varmış. Evet hadi. Burada da 50 TL'lik bir dökme tezgah. Yine 50 TL'lik bir dökme tezgah. Biri bir gün benim burnumu kıracak ama ne zaman? Hadi bakalım. Tabii sizde bu olasılık daha düşük. Ben burnumu yeni yaptırdığım için biliyorsunuz hep yapılana gider. Bir de ben her gün çıkıyorum pazara neredeyse. Yine bir kotçu buldum.
En sevdiğim. Abi parça ne kadar? 50 liraymış parça. Yine kot pantolonlar falan hepsi etiketli. Ve bu abinin tezgahında ben def olduğunu da düşünmüyorum. Çok güzel ürünler. Milyoncu abi. Çocuk ürünleri 20 lira. Tişörtler, altlar hep 20 lira arkadaşlar. Çoraplar bu pazarda da 10 lira ama her pazarda 10 lira. Çorapçı ne yapsın? Demek ki onlar da pahalıya alıyor. Şunlar da çok rahat oluyor. Neresi? Aa, çorap 5 TL. İlk defa bir pazarda çorabın 5 TL olduğunu gördüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela Yeşilköy pazarına gittiğimde pazarcılarla konuştum. Biliyorsunuz orası pahalı bir pazardı. Ben sevmedim yani fiyatları. Ürünleri, fiyatları birbirine yakıştıramadım. Orada bana pazarcılar parça 10 TL. Evet. Çocuk parça 10 TL. Çocuk var mı diye de çok soruyorsun. Orada bana pazarcılar dedi ki her pazarın malını ayrı tutuyoruz. Mesela dediler ki burada bu Yeşilköy pazarına 40 liraya açtığımı Erenköy pazarına 15'e açıyorum dedi. Bu ne demek oluyor? Bu pazarda çok fazla pahalı ürün yoksa bu pazarcı halkın alım gücünü farkında. Yani halkın alım gücüne göre. Mesela daha çok Yeşilköy'e yabancılar gidiyor. O yüzden fiyatların daha yüksek olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Ama burada böyle bir durum yok. Burada herkes herkesin bütçesi belli, alabileceği şey belli. Başka bir pazarda 50 liraya çıkarttığı şeyi burada da 50 liraya çıkartıyor. Ya da işte nasıl desem burada 75'e çıkartıp başka yerde 40'a çıkartmıyor. Yine erkek kotlar. Şallar. 2 tane 30 TL diyor. 25 TL tişörtler. Ay. 5 TL iç çamaşırları. Çocuk parça 35 TL. Ne ararsanız bulabilirsiniz içinde. Elbise de vardır. Her şey vardır. Arkam dönük giriyorum çünkü tam tersi yani size arkam dönük giriyorum ama diğer şekilde yürürsem büyük ihtimalle bir herkese birbirimize çarparız. Parça 50 TL, erkek ürünleri var. Hep kadınları görüyoruz bakın. Ay çocukken şunlara bayılırdım, bir dakika göstermem lazım. Benim bir tane vardı çocukken bunlardan. Bayılırdım bunlara. Allah'ım ne olur çocuklarınıza böyle şeylerden alın. Hep yeni yeni teknolojik şeyler almayın. Ne? Evet. Almayın. 60 olmaz mı? Çeşit çeşit hazır başörtüler. Bakın şapka modelli falan her şey var çok güzel. Resmen düğünlük başörtüler bile var. Boşu boşuna kuaföre gidip saç başörtünüzü yaptırmak için dünya para vermenize gerek yok. Hazırları da var. Bebek şeyleri. Terlikler. Deminki terlikçi 25 TL'ydi biliyorsunuz. Üçüncü sırada 50 TL'ye çıktı. Bu arada pazar tahtaları yani tezgah sahipleri değişebiliyor. Mesela bu tesettür ürünleri bu pazarda vardı bu cumartesi. Bir dahaki haftaya açmama ihtimali düşük ama açmaya da biliyor. Onun yerini başkasına veriyorlar. Ne kadarmış? 60. Tişörtler çok güzelmiş.
bajlı üstler, elbiseler. Ay bayılırım Şile bezine. Evet. Yine erkek kot şortlar, gömlekler, kadın gömlekler. Çok güzel rengarenk bir tezgah. Ama katlı, katlı olduğu için bana uymuyor. Bana dağınık tezgah lazım. Bir sürü yastık, kırlent kılıflarına bakın rengarenk. Oh, burası daha ferah. Pazarın bu kısmı daha ferah. Yine parçanın 30 TL olduğu bir tezgah. Evet. Nereden geliyor bu? Neyse, çamaşır. Boxer paketi 25 TL'ymiş. Eşlerine bakmak isteyen, eşleri için soran kızlar oluyor. Böyle şeyleri onun için söyleme gereği duyuyorum. Pardon. Pijama takımları. Pijama takımı yeni gördüm. Bakın çok güzel bunlar. Benim bundan var. Benim bundanım var. Kumaş o kadar güzel ki. Makyaj ürünleri. Aa, parfüm mü? Yok be. Ay bilemedim. Tamam, ben görememişim. Telefon kılıfları şıkır şıkır. T-shirtler, erkek t-shirtleri, bayan t-shirtleri. Oversize olduğu için her şey oluyor. İster erkek ister bayan. Ben şu an sadece size anlatım yapıyorum. Ama daha sonra size anlatımdan sonra alışveriş de yapacağım. Yapay çiçekler. Aa, şaka yapıyorsun. 10 TL, 5 TL. Şunların tatlılıklarına bakın. Ay, bunun maliyeti karşılamaz. Gerçek mi? Şunlara bakın. Eğer bitkilerle uğraşamıyorsanız, hep soluyorsa böyle yapabilirsiniz. 10 TL'ye baksana, çok hoş değil mi? Bunu erteleyemeyeceğim. Abi şunlar ne kadar? Şu limon mesela. 75 lira. Hepsi bütün sıra mı? Hepsi değil, değişiyor. 120 lira, 45 lira. Evet, evet. Çok hoş duruyor. Kızlar birkaç tane. Bunları kargolayamıyorum işte. Bunları dolaba koyamıyorum. Bunlar için kendiniz gelmeniz lazım. Birkaç tane çiçek aldım, bitki. Ama şey, yapay bitki çok güzel. ...20 liraya terlikler, 120 lira, 50 lira değişiyor. Pardon, gözlükler var, güneş gözlükleri. Bir sürü, çeşit çeşit, model model. Kesecekler, patates falan kesecekleri. Ben bunları da merak ediyorum ya. Hani hep vapurlara binip tanıtırlar ya. Çocuk oyuncakları. Pendik pazarında çocuk oyuncağı da çok. Yine dökme bir tezgah. Abi ne kadar? Pardon. Ne kadar abi? 25. 25 liraymış. Etiketli ürünler hepsi. Instagram adresim Aysegul Yıldırım'dan. Onun için ayrıca deniyorum. Gösteriyorum size kıyafetleri. Şimdi buradaki çantacı yüksek ihtimal pahalı. Aa, evet. Abla hoş geldiniz. 3 adet bluz 20 TL. Bakayım kırılmasın. Ay çok güzel kroplar. Bunu alırım. 3 adet 20 TL. Üç adet 20 TL. Şunu istiyorum ama boğazlı. Boğazlıymış sonra. Abi. Yine çok uygun bir
tezgah olduğunu söylüyorum. Abi çok güzeller. Bir ufak baş dönmesi yaşadım sıcaktan dolayı. Bakayım. Bu da hoş. 3 tane beyaz şey alacağım buradan kendime. Dolaba alacağım. Dolaba yine ekstra alacağım. Onları deniyorum. Bunları şu an burada deneyemediğim için. Aa. Evet var. Bulabilirim. Hey maşallah. Dış ses de çok becerikli bu konuda. Heh. 3 tane 20 TL dediler. Geldik. Bir tane daha beyaz şey lazım bana Raviş. Yok bana lazım. Kırp kırp kes. Ay. Ödüm koptu. Tam modeli be. İnanılmaz sıcak var arkadaşlar. O kadar sıcak ki. 50 TL'ye yine elbiseler. Ben bu pazarı sevdim. Parça ne kadar abi? Ne? 35. Tamam. Tamam 35 TL'ye bir şey alırsam. Evet. Minik şömineler. Süsler, tütsüler. Erkek kotlar, tişörtler, iç çamaşırları. Kese bile var. Keseler de var. Bel ağrısı olanlar için. Çantalar değil mi? Çok güzel evet. Çocuk ayakkabıları, çocuk kıyafetleri. Pardon. Yine ayakkabılar, başörtüler. Benim bir pazar arabasına ihtiyacım var ya. Evet. Ama pazar arabalarının hiçbiri yetmiyor ki benim aldığım sayılara. Küçük kalıyorlar. Ne yapacağım? Terlikler çok güzelmiş. Ne kadar terlikler? 50. 160 şurası? 125. Çok teşekkürler. Yine çocuk kıyafetleri, terlikler de gördünüz. Nevresimler. Çok güzel, yumuşacık. Katlı tezgahlara ben bakmıyorum nevresim dışında. Yine büyük bir toplanma gördüm. Abi ne kadar tahta? Her şey 20 lira dedi ama girecek yer bulamıyorum. Bir dakika. Gireceğim bir yere bakayım. Oo güzel şeyler var. Buraya bu detayları, benim aradığım bulduğum şeyleri Instagram'da takip edebilirsiniz. Instagram'da bunları deniyorum. Gösteriyorum, alıyorum. Dolaba yüklüyorum aldığım fiyattan. Bir tek dolap komisyon kesiyor. 5 TL onun için komisyon her fiyat için 5 TL koyuyorum. Artık ürünün fiyatı fark etmiyor. Onu ince ince hesaplayamam diye 5 TL ürünün üstüne koyuyorum. Öyle yüklüyorum. Yine milyoncu. Ne demek pazarda milyoncu olma? Allah şu fosforlunun rengine bayıldım. Ne kadar parça? Sanırım 35 TL. Şu sivitin güzelliğine bakar mısınız ya? Kalite akıyor resmen. Arkasına bak bak.
Aa, ben geçen bu gif koymamış mıydım şöyle? Dönüyorum. Hadi gelip bakarız yine buraya tekrardan. Onları Instagram'da dediğim gibi. Pardon. Devam ediyoruz. Dökme tezgahlar, yine çocuk dökme tezgahı. Halıcılar da var. Bir sonraki sırada halıcılar var. 10 TL dökme. Troplar falan var. Şey, renkli şeyleri çok seviyorum. Seçal başörtler 10 TL. O da sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Bakın, demiştim size 50 TL'lik sıradan indirim çantasından geçerken 40 TL'yi gördüm diye. Orası da burasıydı. Buraya da uğrayacağım. Onun düz beyazı yok mu? Ha, varmış. Ne kadar bu abi? 40 mı bu? Oo, aa, bu şeyli. Bunun şeysi, bant hali yok mu? Bant. Onlar ne kadar? Rıdvan abi. Rıdvan abi. Fiyat versene. Rıdvan abi, bu ne kadar? Bu da mı 40? Evet. Şuradan bir tane böyle bir şey aldım. Kafam terliyor normal şapkalarla. O yüzden bunu aldım. 40 TL'ye aldım. Bunlar hep, bu tarz şeyler genelde az bulunuyor. Bir de çok pahalı oluyor. Bence güzel. Parfümler. Askıda elbiseler. Askıda yere girmem. Askıda yere girmem çünkü asıl şeyler tutma yerlerde oluyor. Çocuğum bağırma, niye bağırıyorsun? Tişörtçüler yine 35 TL'ye seç aldılar. Meymunlar, çocuk oyuncakları. Anı defterleri bile var. Taytlar. Abi, taytlar ne kadar? 30 liraya taytlar. Efendim, hoş geldiniz. Bakın öyle geç. Bak. Bir şey söyleyeyim. Bak öyle geç. Aman, önemli değil. Yok, sen gel, sen. Çok teşekkür ederim ama, çok sağ ol. Olamayacağım. Çok sağ ol. Aman, önemli değil. Tamam. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. En azından parfüm sıkıldım. Bedavaya parfüm sıkıldım işte. Evde yok mu sanki? Evde de sıktım zaten. Ay, bu dış ses hep böyle yapıyor arkadaşlar. Hiç beni anlamıyor. Eteğin güzelliği 20 TL'lik tezgah ama 30 TL'ye de ürünler var anladığım kadarıyla. Aa, bakın şu gelinlikler bir ara bütün gelin arabalarına koyulurdu. Alayım mı? Benim de gelin arabama lazım. Tabii ki almayacağım. Aa, su geldi, su geldi. Su İç çamaşırları geldi. Çok güzel. Çok hoş. Telefon kılıfları. Dertsiz masa örtüleri. Çok zarif. Dertsiz, bilmeyenler için söylüyorum. Dertsiz bez, yani dertsiz kumaş pardon. Leke tutmaz arkadaşlar. Onun için dertsiz kumaş alın. Şey, masa örtülerinize eğer diktirecekseniz de, tek alacaksanız da dertsiz alın hep. Mikrofon varken. Evet. 30 TL çantalar. Evet. Ay, ben bunları da çok beğeniyorum. Çok mal. 30 mu abi bunlar? Bunlar. Tamam. Bu kısım 30. Yalnız sen 30'da şey.
Ama siyahı yok. Hadi gidelim. Şu 40'cı abi vardı ya, onda çok model vardı 40 liraya. Eğer en uygunu oysa en son gideceğim ona. En uygunu oysa o 40 liracıya bir gideceğim. Sivitler. Oradan dolaba çanta alacağım. Yine dökme tezgahlar. Burada çok fazla dökme var arkadaşlar. Çok güzel bir şey bu. 20-25'e de bir sürü dökme tezgah var. 10 liraya, 15 liraya. Çok sevdim ben bu pazarı. İç çamaşırları 15 lira, 10 lira. 7,5 lira. Neresi? Parça 5 lira. Düşürebiliyor musunuz? İşte böyle oluyor. Parça 5 lira. Çocuk ürünleri de var, büyük ürünleri de var. Kolay gelsin abi. Yine erkek ürünleri, şire bezi, kadın kıyafetleri, halılar, eşarp, şal, dökme tezgah ve katlı tezgah 25-20 TL ediyor. 20-25 TL ediyor yani. Abi ne kadar bu tahta? 20 lira, bakın ürünlere bakın. Ürünler 20 lira, onlar da çok güzel tişörtlerdi. Geleceğiz birazdan. Evet, biber şu an çok çıkmaza girdi. Ne taraf? Ama burayı komple geçeceğiz. Hadi sağa gidelim bence. Bence sağa gidelim abi. Çünkü sol kısa, sağ uzun. Bütün pazarı tek tek çekiyorum size, her kısmına kadar. Yine 20 TL fiyatlar. Hendik pazarı hem sosyete pazarı gibi, ürünleri çok güzel ama fiyatları halk pazarı. Bikiniler, mayolar, oh ne ararsan var vallahi. Şey, kapalı mayolarına haşama mı deniyordu? Evet, haşama. Onlar da 150 lira. Hem de askılı tezgahta. Neredeyse meyve sebze hiç yok. Çok az. Yani genel olarak tekstile yüklenilmiş bir pazar. Gel buradan alışverişini yap. Bütün giyeceklerini al git. Hepsinde gözüm kaldı şu an. Dökme tezgahları hep 30-35 lira, 20 lira, 25 lira, 10 lira. Bu fiyatlar. Birazcık yönsüz yürüdüğüm için sendeleye yürüyorum. Size de çok bakamıyorum, çok güzel oluyor. Yemişsin dondurmanı. Afiyet olsun. Ay abi ya. Bakın dökme 30 TL kot. Hadi gelin. Zehirlenmemiş. Ay tulumlara bak, bayılırsın abi ya, pardon. Ay şortlara bakın. Ben elimdeki poşetlerle. Ay şu şortun güzelliğine bak, 30 TL. Kaç beden acaba bu? 38, 28. Evet, ayırın.
Enver veriyor. Evet. Tam ezilecek noktaya koydum. Ay neydi o? Düşen. Aa mikrofonum düşmedi. Pardon. Aldım. Şuradan şöyle geçeyim. Kot etekler de var uzun uzun çok güzel. Tulum var mı diye bakıyorum. Bir tane ablanın elinde gördüm tulum az önce. Böyle şortlar da var. Evet. Bakın bu da çok güzelmiş. Bu sana olmaz ki. Çok küçük bu. Olmaz. Bana da olmaz. Bana olursa nasıl olsun sana? Burası bol olması lazım. Baksana bir şey diyeceğim. Bu mu? Bu mu? Uzun uzun etekler de var. Kısa kısa etekler de var. Hepsi var. Bu ikisini de beğendim. Sen ne istiyorsun? İstiyor musun? İstiyorsan bundan bakayım bir tane daha. Ya da olursa bakarsın. Abi. Efendim dinliyorum. Kaç tane? 10 tane oldu mu? 2 tane. Ona reklam yapıyoruz. Aa ben o siyahın bakmadım bedenine. Olur mu bana? Beceni yazmıyor. Vereceğim abla. Abla ben senin pantolonu verdim mi? Bakayım boynuma. Olur gibi. Abla ne ha? İki tane. Para verdin ama senin pantolonu koymadım. Evet. Aç ver işte. Aç ver. Tamam güle güle. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bana nazar değmesin. Boş ver. Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Hadi bakalım gidelim. Pardon. Poşetlerim. Gezmeye devam ediyoruz. Ay yandım kotla. Ay ayakkabılar çok güzel. Çeşit çeşit tayt, eşofman altı, şalvar modelleri. Masa örtüleri kesme ölçüye göre masanızı örtü de kestirebiliyorsunuz. Yine 40 TL'ye bir dökme tezgahı ama yüksek ihtimalle sivit ve tişört üzerine. Buyurun, taze pamuk şekeri buyurun. 3 çift. Paketi 10 TL. Çoraplar. Çarşaf lastikli çarşaflar 30 TL, 25 TL. Yine perdeler, tişörtler. Ben mi? Kilo mu? Çok ayıp ediyorsun şu anda. Ben kilo mu almışım? Kilo mu almışım? Çektirtme bana göbeğimi içeri. Neyse ki göbeğim yok. 15 TL çocuk ürünleri tezgahı. Pazarın son sırasındayız kızlar. Yine burada da çocuk ürünleri, milyoncu ürünleri, mutfak ürünleri. Hepsi var. Takımlar 30 TL çocuk takımları. Seçal 30 TL yine. Buraya da geleceğim. Şu beyaz elbiseye bayıldım. Pantolonlar, kotlar 50 TL. Ama ben 30 TL'ye 2 tane şort aldım.
bir satacı bir halde çalışacağım. 20 TL pantolonlar, hamile pantolonları da var. Pardon. Ya yanıma gel, yanıma gel, yanıma. Atletler. Abi fırça seti ne kadar? 75'ten başlıyor. Teşekkürler. 75 liradan başlıyor burada da. En uygun bu pazarda fırça setini 65'e buldum. Ama diğer yani fırça seti 65 de yine uygun zaten ama her şey çok güzel. Fiyatları da güzel. Ürünler de güzel. Ben mutlaka Pendik Cumartesi pazarına gelmenizi tavsiye ediyorum. Parasını vereceğim diyor da mesela. Yine dökme bir tezgah. Dökme tezgahları her zaman ucuz olur. Çeşit çeşit iç çamaşırları var. Şu tezgahları açmak ne kadar zor ya, biliyor musunuz? Şu büyük tezgaha baksana, göstersene. Şu tezgahları açmak o kadar zor ki. Bundan sonrasını görüyorsunuz, sebze. Artık o yüzden oraya geçmiyorum, benim ilgi alanım olmadığı için. Gömlekler, pantolonlar. Şunları her pazarda bulamazsınız. Sanırım bitti. El işi çantalar. Arkadaşlar bugün Pendik Cumartesi pazarını tanıttım. Çok güzel bir pazardı bence. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Fiyatlar, ürünler hepsi tam olarak halkın bütçesine, zevkine uyabilecek ürünler ve fiyatlar. 10 TL, 15 TL, 20 TL, 25 TL, 30 TL'ye kadar elbiseler mevcut. 50 TL ve üzeri tezgahlar da var tabii ki ama en çok dökme tezgah var. O dökme tezgahları iyice ararsanız zaten içinde abiye de çıkıyor, elbise de çıkıyor, etek de çıkıyor, kot da çıkıyor. Tek kot tahtaları da var. Tek abiye tahtaları da var. Beni takip etmenizi umuyorum. Bundan sonra gittiğim her pazarı burada paylaşacağım. Instagram adım Aysegül Yıldırım'dan. YouTube kanalımı zaten şu an izlediğinize göre biliyorsunuz. Görüşürüz.